Kasım ayı itibariyle ardı ardına başlayan indirim kampanyaları devam ediyor. Gerek salgının gerekse kampanyaların etkisiyle e-ticaret pazarının bu yıl %65 büyüyeceği öngörülüyor. Virüs salgını alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi. Tüketici özellikle fiziksel teması azaltmak için bu dönemde internet üzerinden alışverişi tercih etti. Türkiye'de son yıllarda yaygınlaşan indirim kampanyaları Kasım ayının belirli günlerinde yoğunlaşıyor. Günlerin adı her ne kadar farklı olsa da hepsi tüketiciye alışverişlerde indirim sunuyor. Ancak bu yıl pandeminin de etkisiyle alışverişin indirim günlerinde e-ticaret sitelerine kayması bekleniyor. Bu sene geçen senenin %110 üstünde bir rakamla bu kampanya dönemini 30 milyar TL'lik bir hacimle kapatmayı bekliyor ticaret firmaları. Bu ayın son haftası en önemli haftası. Bu bildiğimiz cuma indiriminin olduğu hafta. Bu hafta bir 10 milyar TL'lik en azından 1/3 birinin bu hafta yapılmasını bekliyoruz. İndirim günlerinde tercih edilen ürünler geçen yıllara göre değişkenlik gösteriyor. Bunda virüs salgınının etkisi büyük. Özellikle daha fazla evde oturduğumuzla alakalı ve ikinci pandeminin ikinci dalgasıyla da gelen kısıtlamalarla da ilgili okulların da kapanmasıyla, okulların da artık online olmasıyla da alakalı daha çok evle alakalı ve okul gereçleri ve çocuklarla ilgili ürünlerde talep olduğunu görüyoruz. Tabii ki yıldızı her zaman elektroniktir. Elektronik ve tekstil bu indirim günlerinin her zaman yıldızı oluyor. Bu sene yıldız bir kategorimiz daha var. Bu da süpermarket kategorisi. Buna da tüketiciler alıştı. Süpermarket ürünlerinin online alışverişlerinde geçen seneye göre 5 ila 6 kat büyüklükte bir artış görüyoruz şu anda. İndirim günlerindeki hareketlilikle e-ticaret sektörü yılı beklentilerin üzerinde kapatmayı öngörüyor. Biz bu seneyi geçen senenin %65 üzerinde, normalde biz 35 büyüyen bir sektörüz, 65 üzerinde 250 milyar TL'nin biraz daha üzerinde bir hedefle, bir ciro tahminiyle tamamlayacağımızı tahmin ediyoruz. Evet, cuma indirimleri günler öncesinden başladı ama bugün en üst noktaya ulaşacak. Peki bu kampanyalar tüketici için bir tuzak mı? Mağdur olmamak için neler yapmalıyız? Bunu şimdi Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Bülent Deniz'le konuşacağız. Günaydın efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, iyi yayınlar efendim. Çok teşekkürler. Her yerde görüyoruz, cumanın önünde pek çok sıfat ekleniyor bu dönemde. Şahane, kara, ne dersek. Şimdi biraz isterseniz şu noktadan bakalım. Gerçekten tüketici için bir avantaj mı bu şahane cuma indirimleri dediğimiz şey? Nasıl anlarız bunun avantaj ya da dezavantaj olduğunu? Geçtiğimiz yıl yaşadığımız Kasım ayı indirimlerinden sonra elde ettiğimiz verilere göre bu cuma indirimlerinin tüketici açısından avantaj olmadığı yönünde çok güçlü veriler var elimizde. Bu yılın bu ay yapılan indirimlerine ilişkin de henüz veriler ve şikayetler daha netleşmedi ama biz geçen yılda benzer olacağını düşünüyoruz. Hı hı. Prensip olarak tüketicilerin yoğunlaştığı ilk şikayet noktası indirimli olarak ilan edilen fiyatın aslında kampanyadan önce çok daha ucuza olduğu yönünde. Bunu e-ticaret sitelerinin bir kısmında maalesef görüyoruz. Fiyatı ilan edip daha sonra sipariş alma aşamasına, verme aşamasına geçildiğinde ürünün ya olmadığı ya da daha yüksek bir fiyattan satışa sunulduğu gerçeğe de karşı karşıyayız. Öte yandan sadece elektronik ticarette değil, sıcak satışlarda da indirim öncesi fiyatın daha yüksek ortaya konup indirime girmiş halinin bile aslında kampanyadan önceki gerçek fiyattan daha yüksek olduğu sonuçlarını biz biliyoruz. Bu bakımdan tüketici açısından bizim temel olarak yapması gerekli önerimiz tanımadığı bir ürün ve fiyat skalası var ise o üründeki indirimin doğru olmayabileceği kuşkusunu her zaman içinde barındırmasıdır. Bu noktada tüketici eğer indirimden önceki, kampanyadan önceki fiyatın aslında daha düşük olduğu yönünde bir kuşku ve ispat keyfiyeti içerisinde ise bu noktada şikayet hakkını kullanabilir. Tabii ki elektronik ticaret pandemiyle beraber bu dönemde de had safhaya çıktı. Kasım ayı indirimlerinde de biz bu artışı görüyoruz.
Burada tüketicilerin elektronik ticaret üzerinden alışveriş yaparken iki tane portala bakmalarını biz özellikle istiyoruz. Ticaret Bakanlığı'nın güvenli ürün bilgi sistemi ve elektronik ticaret bilgi sistemi GÜBİS ve ETBİS isimli portallara mutlaka bakmaları gerektiğini ifade ediyoruz. Bir tanesinde satın alacakları ürünün güvenli olup olmadığı yönündeki Ticaret Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu listeler var. Diğerinde de güvenli elektronik ticaret siteleri üzerinde bir listeleme yapılmış. Dolayısıyla tüketicinin siparişi verip kredi kart bilgilerini girip de ürünü hiç alamaması gibi bir durumla karşı karşıya kalması halinde internet sitesinin sahiplerinin veya künyesinin açık olup olmadığı ve bu sitenin Ticaret Bakanlığı kayıtlarına yer alıp almadığı gibi durumları sorgulama imkanı olacaktır. Hı hı. Bu dönemin yoğunluğuna has başka bir şey de sipariş edilen ürünün kargo şirketlerindeki zaten pandemide zirveye çıkan yoğunluğu nedeniyle geç teslimatıdır. Burada da kargo şirketleriyle elektronik ticaret siteleri arasındaki ilişki ve yoğunluğun tüketiciye olumsuz yansımasını görüyoruz. Geçtiğimiz yıl bu konuda çok fazla sayıda şikayet almıştık. Evet, pandemide evet, zirveye çıkmıştı. Bu noktada tüketicinin elektronik ticaret üzerinden yaptığı alışverişlerde 14 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkını kullanabileceğini hatırlatmak isteriz. Biz Efsane Cuma, Kara Cuma adı her ne olursa olsun bu dönemlerde özellikle 2020'nin Kasım ayında bu alışveriş çılgınlığına ilişkin daha temel bir uyarıda bulunmak istiyoruz. Şu pandemi döneminde yarının ne getireceğini çok fazla bilmiyoruz, net olarak göremiyoruz. Bu aslında bize mahsus değil, dünya devletlerinin, dünya ekonomilerinin içinde bulunduğu bir durumdan kaynaklanıyor. Dolayısıyla sadece adında indirim var diye ihtiyacımız olmayan ürünlere yönelmenin doğru olmadığını düşünüyoruz. Öte yandan özellikle az önceki haberde de ifade edildi, yoğunlaşan alışveriş elektronik cihazlar üzerindedir. Kasım ayında elektronik cihazlarda yapılan indirimlerin fazla olmasının nedeni depoların boşaltılarak Ocak ayında yeni çıkacak modellerin piyasaya sürülmesini kolaylaştırmak amacına yöneliktir. Dolayısıyla bugün satın alacağımız indirimli fiyatıyla bile satın alacağımız ürünün aslında 2021'in Ocak veya Şubat ayında o ürünün bir üst modeli çıktığında daha da ucuza alınabileceğini tüketicinin unutmaması gerektiğini biz ifade ediyoruz. Evet, şimdi az önce de değindiniz zaten internet üzerinden yapılan alışverişlere. Şikayetler bu dönemde son derece artış gösteriyor ama internet üzerinden artık gıda alışverişleri de yapıyoruz sıkça. Ve bu noktada da şikayetler var. Mesela tarihi geçen ürün göndermelerine ilişkin. Böyle bir durumda peki bu daha online'da yapılan gıda alışverişlerine dair bunun üzerinde konuşacak olursak bunu gidermek için, bu mağduriyetleri gidermek için nasıl bir yol izlemeli seyircilerimiz? Evet, gıda konusunda bizim temel tavsiyemiz bu satışın, bu alışverişin mutlaka sıcak alışveriş yöntemiyle yapılması gerektiği. Yani markete veya ürünü satan mekana giderek yapılması gerektiğidir. Çünkü sonuç itibariyle gıda satın alıyoruz. Sağlığımızla ilgili bir durum söz konusu. Son kullanma tarihinden tavsiye edilen son kullanma tarihine kadar, üretim tarihine kadar, içeriğine kadar birçok konudaki bilgiyi görerek ve dokunarak ancak elde edebiliyoruz. Bu bakımdan online sistemde pandeminin getirdiği mecburiyet nedeniyle yapılan gıda alışverişlerinde bize son 6 ayda yansıyan temel şikayet, ürünlerin bozuk, ambalajının deforme olduğu veya son kullanma tarihinin geçtiği yönündedir. Şimdi gıda alışverişinde o ürüne ilişkin bir problem var ise ve genelde o ürünle ilgili de fiyat miktarı çok yüksek olmadığı için tüketicinin çoğu kez bu kadar küçük bir rakam için işte market veya internet sitesiyle bağlantıya geçip yenisini istemek veya parasını istemek gibi bir zahmete girmeme yönünde bir refleks geliştirdiğini görüyoruz. İşte 25 liraya aldığı bir gıda ürünü son kullanma tarihi geçtiyse şimdi bununla mı uğraşacağım dediğini biz çok defa tüketicilerden duyuyoruz, görüyoruz. Miktar ne olursa olsun sonuçta helal yoldan kazanılan bir paranın karşılığının alınması keyfiyeti söz konusu. Bu bakımdan biz gıda alışverişinde prensip olarak sıcak alışverişi tavsiye ediyoruz. Elektronik ticaret üzerinden yapılan market alışverişlerinde de kapıda teslim anında ürünün teker teker kontrol edilip
ona göre bir seçim yapılması ve itirazların o anda getiren kurye veya kargo elemanı veya market görevlisine ifade edilerek bağlantıya geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sayın Deniz, bir de bu şahane cuma için fazlasıyla kampanya ilanları görüyoruz her yerde. Mesajla, SMS olarak da geliyor bunlar bize. Bu bir nevi taciz zannediyorum ki, değil mi? Ne zaman bitiyor artık bu izinsiz reklam bildirimleri? Evet, ileti yönetim sistemi çok daha önce yönetmelik olarak Ocak ayında çıkartılmıştı. 1 Aralık, yani birkaç gün sonra ileti yönetim sistemi gereğince izinsiz SMS'ler, reklam mesajları, mailler ve hatta telefon aramalarının kişisel verileri koruma yasası gereğince tüketicinin tercihine bağlı olarak ancak kendisi iletilebilmesi söz konusu. Pandemi nedeniyle yürürlüğe giriş tarihi ertelenmişti. Umarım bu sefer yine ertelenmez. Fakat kanaatimiz o ki pandeminin yoğunluğu veya odaklanmamız nedeniyle tekrar bir erteleme söz konusu olabilir. Burada 1 Aralık'tan sonra tüketici hangi iletilerin kendisine gelmesine izin verdiği konusunda bir beyanda bulunacak ve aksine davranan firmalar hakkında kişisel verileri koruma yasası gereği ortaya çıkacak para cezalarını idarenin vermesini sağlayabilecek şikayet yollarını kullanabilecek. Hı hı. İleti yönetim sistemiyle ilgili yürürlüğe giren yönetmelik yurttaşların tüm verilerinin tek bir merkeze toplanıp orada yurttaşlarla kendisine ileti göndermek isteyen nokta arasındaki ilişkinin, iletişimin kurulması amacını taşıyor. İnşallah birkaç gün sonra bu sistem yürürlüğe girdikten sonra uygulama sonuçlarını göreceğiz. Ama hakikaten taciz boyutuna varan bir reklam ve mesaj bombardımanı içerisindeyiz. Evet. WhatsApp mecrasından SMS'e, telefon aramasına kadar birçok noktada tüketicinin huzurunun kaçtığı, kaçırıldığı günleri yaşıyoruz. Bir de son olarak isterseniz şuna değinelim. Pandemi dönemindeyiz. Yeniden kısıtlamalar geldi. Artık çok daha fazla evde olacağız. Bu noktada da gerek sıkılma dönemi olsun, gerek alışveriş zamanları için konuşmak gerekirse ne uyarılarda bulunuruz? Yani pandemi döneminde bu alışveriş çılgınlığını nasıl yönetelim sizce? Ne dersiniz tüketicilere bu noktada? Şimdi yaklaşık 10 aydır pandemi döneminin getirdiği ekonomik olumsuzlukları yaşıyoruz. Bir kere bunu tüketicinin kabullenmesi ve bu gerçeği görerek hareket etmesi gerekiyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de kısıtlamanın artacağına dair bir tahminimiz var. Ama daha kötüsü, yarın ne olacağı konusunda ne ülkeleri yönetenlerin ne de tüketicilerin bir temel öngörüsü var. Dolayısıyla bizim bu noktadaki temel tavsiyemiz, zorunlu olmayan hiçbir harcamanın yapılmaması, hele ki bu çılgınlık içerisinde borçlanarak, yani kredi kartı kullanarak veya tüketici kredisi kullanarak ürün satın alınmaması gerektiğidir. Kasım ayında bizim gördüğümüz temel problemlerden bir tanesi tüketicinin sadece indirim var diyerek ürünleri satın almaya kalktığıdır. Halbuki ürün satın alırken ihtiyaç gibi bir kriterin ortaya konması lazım. Hele ki pandemi döneminde bizlerin yapması gereken gıda, İletişim, barınma, ısınma ve sağlık giderlerimize öncelik tanıyacak bir harcama planı oluşturmaktır. Bunların dışındaki harcama planları pandemi dönemi için bizce lüks sınıfına girmektedir. Çünkü önümüzdeki Nisan'a, Mayıs'a kadar dünyanın ve ekonomilerin nereye gideceğinin, yarın işsiz kalıp kalmayacağımızın hiçbir garantisinin olmadığı dönemleri yaşıyoruz. Evet, kaldı ki pek çok sektör içinde bu kısıtlamalar gelecek gibi gözüküyor önümüzdeki dönemde. Çok teşekkürler değerli katkılarınız için Bülent Deniz. Ben teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, çok sağ olun.